Beşiktaş kariyeri 5. sezon, yani 5. bölüme hepiniz hoş geldiniz. İşte görüntüde takım kadromuz. Bu sene Okafor'un satışı gündemde ve transfer bütçesi her sezon olduğu gibi sıfırla başlıyoruz. Yönetim bizden Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmak ve Türkiye Kupası'nda kupayı kazanmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyisini yapabilecek bir kadroyu kurmayı istiyorum, hayal ediyorum en azından sezon başında. Yeni sezona başlarken şöyle bir durum var. Çoğu oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. O yüzden bir an önce onlarla sözleşme yenilemeye başlamamız gerekiyor. Şakir'in sezon sonu futbolu bırakıyormuş. Douglas Costa transfer olacak bu takımdan artık. Şu an en değerli futbolcumuz Okafor. Valentin Rozier'in değeri de çok yüksek. O yüzden ikisine gelecek teklifleri de değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Igor Ribeiro için teklif geldi Leipzig'ten, 5,5 milyon euro satılmayacak oyuncular arasında. Bu arada bu sene yabancı sınırı 10 olduğu için ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Alex Collado döndü, onu göndereceğim. Onu da transfer listesine ekleyeyim şimdiden. Önemli bir sene bizi bekliyor. Ribeiro'da acaba hala özel oyuncu potansiyeli duruyor mu? Evet, duruyor. Collado'ya 6.600'lük bir teklif var Sheffield'dan. Kabul. 5,5 milyon euro da hazırlık turnuvasından geldi. Önemli bir kazanç oldu bizim için. Collado satıldı. Sıradaki isim Douglas Costa. 9.900 Brentford'dan gelen teklif. Yine hiçbir şey halledemeden lige başlıyoruz. Göztepe maçıyla. Hadi bakalım 3 puanla açalım ligi. Kendi evimizde 4-0'lık galibiyetle başlıyoruz. Okafor, Mitrovic, Valentin Rozier. Yani yapılacak çok iş var. Costa da satıldı bu arada. Transfer bütçesi 17 milyon euro seviyesine geldi. Alexander Mitrovic için iyi bir teklif var. Ne kadar iyi olabilir onu bir görelim. Bilal Ceylan'a kiralama teklifi var. 69.200'e kadar çıktılar Alexander Mitrovic için. Açıkçası ben o kadar yükselteceklerini zannetmemiştim teklifi. Şu Bilal Ceylan'ı kabul edelim. Mitrovic'i satsak yerine kimi alabiliriz ki? 80 milyon euro civarı bütçemiz olacak. Mitrovic'e onay veriyorum. Giderse alternatiflerini hazırladım. Bakalım ne olacak. Osman'ı Fenerbahçe kiralamak istiyormuş. Olmaz. Evet, Mitrovic gitti. Bütçe 78 milyon euro. Ahmet Gülay'a da 2 yıllık kiralama teklifi gelmiş. Bunu kabul etmeyeceğim herhalde ya. Bu transferi yaparken tamamen şunu düşünüyorum. Yani zamanda Zavi'yi alırken de yaşı belli bir seviyenin üstündeydi. Ama geldi, burada harika oynadı. Ciro Immobile Beşiktaş'a geliyor. Immobile transferi üstüne gerçekten ciddi bir miktarda transfer bütçesi de kalması önemli bir gelişme. Tamamen bunu planladım diyebiliriz aslında. Euro 2020'nin parlayan yıldızlarından biriydi o da. Robin Gosens. Şu an Sociedad'da 83 geni var ve Sociedad'la anlaşıyoruz. Gençler Birliği maçıyla lige devam ediyoruz. İkinci hafta. Immobile forvetteki yerini aldı. Ve 3-0'lıkta galibiyet geldi. Evet, beklenen maç geldi. Inter Beşiktaş Avrupa Süper Kupası. Bakalım yeni kadromuz Gosens'li, Immobile'li hücum attığımız neler yapacak? Hadi başlayalım. Inter Beşiktaş maçı başladı Lautaro Martinez'de. Immobile. Pas güzel. Orkun Kökçü. Önündeki boş alanı değerlendirdi. Orkun vurdu. 1-0 öne geçiyoruz. Orkun Kökçü. Dakika 14. Fırsatı değerlendirmesini bildi. Pas Immobile. Şimdi Hasic sol tarafta Gosens'i gördü. Gosens çekti. Gosens Immobile. Hasic çok güzel paslaştı. Hasic 2-0. Dakika 20. Çok iyi başladı Beşiktaş maça. Yeni transferler çok iyi oynuyor. Dolberg. Etkili geldiler. Eşref Hakimi. Hakimi son anda müdahale Kaan Ayhan. Sol taraftan gidiyor Barella yanında. Gosens ortayı da yaptı. Vuruş Okafor, dönen top 3-0 oldu. Noah Okafor Inter karşısında harika bir hücum. Sensi. Sensi'den çok etkili pas. Lautaro Martinez. Vuruş 3-1. Çok klas vurdu. Şimdi git dedik Hasic'e. Dorukhan. Hasic'e tekrar. Hasic vurdu. 4 oldu. Aydın Hasic. Ortayı yaptı Barella. Immobile indirdi. Hasic. Geçemedi Firmino. Olmo. Lautaro Martinez. Olmo. Rashford. Out'a. Top. Firmino. Çok etkili geldiler. Dani Olmo. Dani Olmo götürüyor. Ersin çıktı. Olmo. Açı kapandı. Rashford. Ersin.
Penaltı. Ersin orada ayak mı sokulur? Orada bekleyeceksin önünde rakibin. Ya böyle bir müdahale olabilir mi Ersin? Rashford geliyor. Rashford 4-2. Marcus Rashford getiriyor. Rashford'dan güzel de pas geldi. Lautaro Martinez. Kapattık. Barella. Firmino. 4-3. Ve maç bitiyor. Süper Kupa Beşiktaş'ın. Son dakikalar çok zorlu geçse de. İşte hoca görüntüde. Conte tebrik etti Sergen Yalçın'ı. Evet işte takım görüntüde. Avrupa Süper Kupası. Beşiktaş'ın. Çok güzel, bol gollü bir maç oldu Inter maçı. Lige dönüyoruz. Bir Okafor transferimiz vardı, o da kayboldu gitti. Teklif gelmedi adama, teklif. Beşiktaş-Trabzon kendi evimizde 2-0. Orkun Kökçü. Hayır, Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilmek için stoper almak istiyorum. Hani Ribeiro değil de bir 80'lik stoper alabilsek. Valentin Rozier'e Ajax'tan 118.600'lük teklif geldi. 174.800'e kadar isteyebiliyorum da Ajax'da o kadar para var mı acaba? Oğuzhan Azze Alkmaar istiyor. Kalacak. Utku da gitmeyecek. Utku da burada. Kasımpaşa Beşiktaş maçıyla devam ediyoruz. Deplasmandayız. Tabi Rozier'e giderse iyi bir sağ bek getiririz bir şekilde. 1-1 bitti maç. Gosens golünü atmasını bildi. Tabi Rozier'e de satılmayacak gibi. Şimdiden söyleyeyim, o transfer zor gibi görünüyor. Son güne geldik bir de. Beşiktaş Gaziantep maçıyla devam ediyoruz. Mevcut takım korunacak gibi bir hava var. 3-0'lık galibiyetle ligde bir galibiyet daha aldık. Utku'ya bir teklif daha geldi. Onu da reddediyorum. Okafor'a hiç teklif gelmedi. 90'lık adamı kimse istemiyor. Evet, Ajax. Yani Ajax'da o kadar para yoktur. Boşuna demedim ben. Öyle ya da böyle transfer dönemini de kapattık. Collado, Costa, Mitrovic takımdan ayrıldı. Bilal Ceylan kiralandı. Immobile ve Gosens artık Beşiktaşlı. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde özel oyuncu potansiyeli yetecek mi stoperde? Yani sezonun ikinci yarısına kadar 73'leri görürse belki keskinlikle beraber 79'ları zorlarız. Deplasmanda 3-1'lik galibiyet Immobile ve Okafor. Şöyle bir durum da var. Okafor iyi oynuyor ama Okafor nedense kimse istemiyor. Kimse talip olmuyor adama. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Mönchengladbach, Salzburg rakiplerimiz. Tabi burada Mönchengladbach maçları çok kritik olacak. Beşiktaş, Mönchengladbach maçıyla serüvene başlıyoruz bu seneki. Hadi 3-3. Kötü değil. Özellikle geriden geldiğimizi düşünürsek bir ara. Lige döndük. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçıyla devam ediyoruz. Bir yedekleri kontrol edeyim. Şakir 77 olmuş bu arada. Gürkan da düşüyor artık. 50 yaşın üstüne geldiler. Şakir'i kafaya emekliliği koydu ya, o erken düşer. 3-0. Rıdvan Yılmaz 2 tane attı bugün. Hafta 8. Kayseri Beşiktaş. Deplasmandayız. Bence oldu ya. Ribeiro bir tek sırıtan isim şu takımda. Onun dışındaki herkes oynar. Keskinliklerle çok da iyi oynar hatta. 4-0. İşte Ribeiro durumu da şöyle. Oynadıkça gelişecek. Öyle bakıyorum olaya. Beşiktaş Karagümrük maçıyla devam ediyoruz. Kendi evimizde 2-1'lik mağlubiyet olmadı bu. İyi oynayıp kaybetmek her zaman kötüdür. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde sürprizle başlamış. Salzburg Barcelona'yı yenmiş ilk maçta. Bu işleri biraz karıştırdı gibi. Yalnız biz de yenersek Barcelona bence eğlenir. Elimizden geleni yapacağız. Deplasman. 87'de gol yedik. Ansu Fati. Hafta 10. Antalya Beşiktaş. Şu an Fenerbahçe lider. Biz ikinciyiz. 2-1'lik galibiyet. 2 haftalık bir ara, muhtemelen milli ara. Ankara Gücü maçına rotasyonla çıkacağız. Her ne kadar rotasyon desem de Ribeiro her maçta oynayacak. Bu böyle bilinsin. Ankara Gücü'ne 1-0 kaybettik. Tek şut tek gol. Maçta çok şey değişiyor. Şu an biz sonuncuyuz. Rakip Salzburg. Yenersek iddialı oluruz Şampiyonlar Ligi gruplarında. 2-1'de galibiyeti aldık. Adeyi mi? Hala Salzburg'daymış. Eminim ki 85 seviyelerine gelmiştir. Ooo, Salzburg maçından sonra önce Fenerbahçe, sonra Galatasaray. İki kritik derbi. Fenerbahçe maçıyla başlıyoruz. Bir takım kontrolü yaptım. Altay'la Ferdi bence çok iyi seviyeye geldi. Atilla Zalay da aynı şekilde olabilir. Üçü de 80 üstüdür. 3-1'lik galibiyeti alıyoruz. Okafor yine sahnede. Bir türlü satılamayan adam. Hemen üstüne kendi evimizde Galatasaray maçı var. İngiltere'den milli takım teklifi geldi Sergen Hoca'ya. 2-1'de bu galibiyeti aldık. Üst üste 2 derbi galibiyeti. Bir de Konya deplasmanı. Takım da yorulmaya başlamış.
Şöyle bir şey yaptık maç öncesinde. Bazı mevkilerde rotasyon ve 4-0. İkinci Salzburg maçına geldik. Yenersek Mönchengladbach maçına kalırız. 2-2 bitti. Yine son dakikalarda gol yedik. Hafta 15. 15. ile oynuyoruz. Sivas'la. Ve 2-0 Immobile. Oynayınca oynuyor. Immobile öyle bir forvet. Hafta 16 bu sefer Başakşehir deplasmanı. Fenerbahçe'nin önüne geçtik. Galatasaray'la aramızda da ufak bir puan farkı var. Immobile 84'e düştü. 3 birlik galibiyeti aldık. Sorunsuz devam ediyoruz ligde. Evet, bence grubun kader maçı Mönchengladbach Beşiktaş. Açıkçası bence kazanabiliriz. Takıma güveniyorum ben ya. Mönchengladbach Beşiktaş 2 birlik galibiyet. 3 puan Beşiktaş'ın. Bu da demek oluyor ki gruptan çıktık. İç saha Erzurum maçıyla devam ediyoruz ligde. Ribeiro 71, Ersin 90 oldu. 2-2 bitti. Ersin 90 olsa da işte bazen Ribeiro'dan kaynaklı böyle sonuçlar alabiliyoruz. Geçen senelerde sürekli Trabzon'a kupada elendiydik ya, bu sefer rotasyonda çıkmayacağım. Bu sefer tam kadro çıkıyoruz maça. Ve 2 birlik galibiyeti alıyoruz. Her sene aynı şeyi yaşadık ya. 2 sene üst üsteydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şurada bir Denizli maçı var. Sonra da Barcelona'yla liderlik için oynayacağız. O da kolay olmayacak. 2-0 burada Denizli'yi rahat geçtik. Şut atamadılar. Ya o Salzburg maçı olmasaydı birazcık daha iyi puanla gelirdik bu maçı ama gerçi bir şey fark etmiyor. Öyle de böyle de kazanmamız gerekiyor. Lider olmak istiyoruz. Hadi. Yapın be. 1-1. Milinkovic Savic ve Gosens. Barcelona ile çok denk oynadık 2 maçta da. Önümüzdeki turlar için güzel bir gelişme. Hafta 19 Beşiktaş Rize. Gosens 84 oldu, gözüme o çarptı şu an. 2 birlik galibiyet aldık Ribeiro ve Immobile. Beşiktaş Trabzon kupada rövanş zamanı. Yavaş yavaş yorulmalar da başladı. Trabzon'u eledik. Alanya maçını da oynayalım. Sonrasında oyuncularımızla sözleşme görüşmeleri var. 7 oyuncuyla görüşme yapacağız. Alanya Beşiktaş 3-0. Gosens, Orkun, Okafor. Devre arasına girmiş olduk. Bir de devre arasına girerken şuna bakmak istiyorum. Kim ne oynadı? Okafor. Bu senenin oyuncusu. Immobile'den beklentilerin altında bir performans sanki. Orkun çok iyi oynuyor. Asiş de bayağı iyi. Gosens de daha iyisini yapabilir. Şimdi geldik. Kimlerin sözleşmesi bitiyor. Çok fazla oyuncunun. Dorukhan'da 51.300'lük serbest kalma bedeli var artık. Oğuzhan'da da serbest kalma bedeli var. Almak isteyen olursa. Gökhan Töre de sezon sonu futbolu bırakıyormuş. Kaan Ayhan'la henüz anlaşamadık. Immobile ile zaten 2-3 ay sonra anlaşırız. Kalmasını düşünüyorsak. Şakir'i de gidici. O da emekli oluyordu. Hadi gelin o eşleşmeye bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde rakip City. Barcelona Leipzig'le oynuyormuş. Zor rakip geldi ya. Immobile şimdi bizimle dalga geçmeye başladı. Eksi 1 yaptı. Tekrar 85'e yükseldiydi aslında. Yine düştü. Kaan Ayhan'la da uzattık bu arada. Denizli Beşiktaş maçıyla devam ediyoruz. Kupada. İlk maç olacak işte. Kupada yıllardır şansımız tutmuyor sanki. 3-1 ne ya? Hazin son ya. Orada eğlenmeye doğru gidiyoruz. Adım adım. Karagümrük Beşiktaş maçıyla lige döndük. 2-0'lık galibiyeti de aldık burada. Çok büyük sürpriz yapmamız lazım. Yani kendi evimizde 2 farklı kazanmak kolay değil. Rakip Denizli olsa da. Ama biz 3-0 kazandık. Kolay bir şey değil FIFA simülasyonlarında bu sonuç. Kendi evimizde ise özellikle. O yüzden takımı kutluyorum. Önemli bir iş başardılar. Elendik dediğimiz yerde turu getirdiler. Beşiktaş-Kayseri maçıyla da yeniden lige döndük. Ribeiro 72 ile bizi selamlıyor. 2-0. Immobile. Fenerbahçe bu sene herhalde sonuna kadar bırakmayacak. Öyle bir izlenimleri var. 4-0. Yine Immobile şov. Ve devre arası transferi transfersiz geçiyoruz. Aslında hala transfer listesinde Okafor. Yine teklif yok. Beşiktaş-Konya maçı. Orta saha hattı da 85'e 83 oldu. Dorukhan da 82. Takım maksimumuna doğru adım adım gidiyor. Orkun penaltı kaçırmış. Yapma be Orkun. Çok yoğun bir fikstür. Burada sıkıntılı sonuçlar da alabiliriz. Bunun gibi yani hissettim. Adeta hissettim. Yoğun fikstüre başlarken o sonucu almak. Alanya'ya 2-1 kaybettik. Antalya maçına yedeklerle çıkacağım. City maçı öncesinde. Onun dışında yani sorunsuz geçmemiz lazım. Ankaragücü 3 Beşiktaş 2.
Üst üste ikinci mağlubiyet geldi. Neyse bunları da kaybedelim ya. Sorun yok. Şampiyonlar Ligi'nde kazanalım. Yeter benim için. İki maç üst üste mağlubiyet. Beşiktaş, Başakşehir, Kupa. 2-0. Yine penaltı kaçırsak da güzel sonuç. Fenerbahçe bir anda öne geçti ligde. Ve ligdeki Antalya maçı 1-1. Rotasyonlu çıktıydık. Yine kazanamadık. Ribeiro şimdiden artı 5 dedi. Antrenman planına bakıyorum. Daha iyisi var mı? 15 haftayla defansif stoper. İşte geldik City maçına. Bu maçta her şey olabilir. Hasic tam dinlenememiş. O da ilginç. Rakip çok iyi. Çok üst düzey bir kadroya sahip. Beşiktaş City. 2-1'lik galibiyet. Immobile ve Okafor. Kazandık ilk maçı. Beklentilerimin üstünde bir sonuç. Hemen lige döndük Trabzon. Bu moralle Trabzon'da yenelim. Lige adım adım veriyor gibiyiz ya. Sürekli aynı şey oluyor. 8 şuta 4 şut olunca biz kaybediyoruz. Puan farkı da 8'e çıktı Fenerbahçe ile. Bu kadar iyi bir kadronun ligde bu sene istenileni verememesi. Evet, kupada çeyrek finalde Başakşehir rövanş maçı. Ben rahat alacaklarını düşünüyorum. 3-1. Yarı finaldeyiz. Yine rotasyon yapmam gereken bir maç. Erzurum maçı. Gerçi 20. ile de oynuyoruz. Rakip de yorgunmuş. Özellikle bazı isimlerin oynamaması lazım hiç bu maçta. Tam rotasyon da yapamadım. Böyle bir şey çıkardım. Erzurum Beşiktaş 3-0. Böyle maçları kazanmamız lazım. İngiltere'de City Beşiktaş rövanş maçı. 1-0 kazandık. Tur bizim. Çeyrek finaldeyiz. Ligde hemen bir Başakşehir maçı var. Yani şu moralle kazanmamız gerekiyor böyle maçları. 3-2. 7'ye 3 olunca biz 3-2 kazanıyoruz. Bu sene ne gol yedik yalnız ligde. O değil de Ribeiro canla başla mücadele ediyor. Geçen sene o varken Avrupa Ligi'ni aldık. Artık onun şansını ama bilmiyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrekteyiz. Bakalım neler olacak. Gaziantep Beşiktaş. Deplasman 0-0. Lig adım adım gidiyor. Şampiyonlar Ligi bu kadar etkilememeliydi. Puan farkı 7. Maç fazlamız var bir de. Üstüne üstlük. Beşiktaş Kasımpaşa. Ribeiro 74 oldu. Adam uçacak. 2-1. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuralları çekildi. Rakip Juventus. Evet, Juventus deplasmanına geldik. Her şey bizim çocukların elinde. 2-1 kaybettik ilk maçı. Okafor atıyor ama yani 1-0'dan 2-1 maç vermek ne demek ya? Ligde gidiyor. Şampiyonlar Ligi gitmesin bari. Yeni Malatya Beşiktaş. Bir tek Ribeiro'dan gidiyor olmamalı. Takım iyi çünkü. Geneli iyi. Bir tane stoper gelişme aşamasında diye mi böyle? Beşiktaş Juventus rövanş maçındayız. Bu maçı oynayacağım. Kendi evimizde. Okafor biraz yorgunmuş. Hadi başlayalım. Final istiyoruz. Kupa istiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Delikt uzun oynadı. Ribeiro indirdi. Dorukhan. Şimdi Hasic. Hasic. Vuruş geldi. Hasic avut. Delikt. Okafor. Şimdi Hasic. Hasic. Aradan Immobile'ye. Müthiş bir pas. Immobile götürüyor. Immobile. Immobile vurdu. 1-0 oldu. Ciro Immobile. Sahnede o var. Dakika 51. Hasic kendi kendine pas yapıyordu. Gosens aldı. Robin Gosens. Seizli çıkardı. Hasic. İyi döndü. Immobile. Tek top. Orkun Kökçü. Vurur mu? Orkun direkten out'a gitti. Korneri kullanacak Dybala. Ortayı yaptı. Ersin yumrukladı. Hakem de gözler ve maçı bitirdi. Yarı finaldeyiz. Yarı final rakibi de şimdiden belli. Barcelona. Grupta alamadığımız rövanşı alma zamanı aslında. Evet, bir maç fazlamız var. 5 puan fark var Fenerbahçe ile. Lige döndük. Kendi evimizde Hatay. 2-1. Immobile. Bunu yapması gerekiyor. Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşıyoruz. İlk maç. 3-0. İlk maçtan bitti iş. Güzel galibiyet geldi. Şimdi Galatasaray deplasmanı var. Fenerbahçe ile de oynayacağız ligde. Ve puan farkı maç fazlasıyla 3. Önce bu maç. Galatasaray'ı yenersek umutla gideceğiz. Fenerbahçe derbisine 3-1. Fenerbahçe de puan kaybetti 1-1. Tam istediğimiz sonuçlar. Ve yarı final geldi. Beşiktaş Barcelona. Buradan sonra her türlü sonuç çıkabilir ama
sonuna kadar mücadele edeceğiz. Önemli olan nokta o. 2-0 kaybettik ilk maçı. Rövanşı tabii ki de oynayacağım. Sonuna kadar oynayacağız. Bir de arada Fenerbahçe derbisi var. Ligi kaybetmemek adına da tam kadroyla çıkacağız. Puan farkı 1. Hızlı simüle ettiydim. Yorgunluklar var. 2-1'lik galibiyet. 3 puan bizim. Öne geçtik ama hala maç fazlamız var. Artık finalin zamanı geldi bence. Barcelona, Beşiktaş. Hasic inanılmaz yorgunmuş orta sahada. Başka alternatifler de düşünüyorum. Şöyle bir şey yapsak ya bu maçta. Çift forvet. Hasic yedek başlasın. Ahmet Kutucu ile başlayalım. Çünkü bu maç farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Deneyeceğiz. Ribeiro 75 oldu. Artı 7 mi oldu bu sene? Artı 8 mi oldu? Barcelona Beşiktaş rövanş maçı başladı. David. De Jong ortaladı. Rıdvan. Dembele'ye takıldı Rıdvan. Dembele karşı karşıya Ersin. Dakika 27 ama 3-4-1-2'ye dönüyoruz. Orkun geldi aldı Hasic. Şimdi Okafor. Okafor Gosens'in koşu yoluna. Robin Gosens aldı. Robin Gosens karşı karşıya. Robin Gosens. Dakika 35 sistem işe yaradı. 1-0. Hasic atak devam. Aydın Hasic. Açı arıyor Hasic. Hasic çekti. Immobile vurur mu? Immobile ters degen korner. İyi paslaştık. Okafor. Şimdi Immobile. Müthiş oynadı. Rozier. Nasıl vuruş Rozier? De Jong. Aradan Fatih'e. Fatih. Ansu Fatih. Son anda Kaan Ayhan. Ne güzel müdahale geldi. Aydın Hasic. Hasic geçmedi. Koşan Rıdvan. Verdi şimdi Gosens'e. Robin Gosens. Gosens. Korner. Trinca. Bir de orta diğer tarafa. Dembele. Pas güzel. Puig. Dorukhan. Yine best müdahale geldi yalnız. Hasic. Rıdvan'a. Okafor'muş. Gosens aldı. O son müdahale bu sefer de onlardan harika müdahale geldi. Gosens. Okafor iyi oynadı. Hasic. Engellediler. Hasic. Gosens vur artık. Gosens attı. Robin Gosens 2-0. Ve maç bitti. 2-0. Uzatmalara gidiyoruz. Rozier ortaya döndü. Salih Uçan. Salih. Şakiri. Şakiri'ye dokunamadı. Immobile'nin önüne düştü. Immobile ters degen. Ve maç bitti. Penaltılara gidiyoruz. Dembele. Dembele auta. Güzel. Ciro Immobile. Immobile ter Stegen çıkardı. Ansu Fati. Fatih auta attı o da. Salih. At şunu Salih. Salih hadi. Yine çıkardı. Yine köşeyi bildi ya. Trincao. Trincao Ersin. 3'te 0, 2'de 0. Müthiş başladı gerçekten. Orkun Kökçü. Orkun. 1-0. Pedri. Auta. Çok kötü atıyorlar. Biz de çok kötü atıyoruz. Şakiri. Şakiri. Auta attı o da. Puig geliyor. Puig çıkardık. 5'te 0 attılar. 4'te 1 attık. Finaldeyiz. Evet, maç fazlasıyla ligde 2 puanın öndeyiz. Bakalım orada ne olacak iş. Son haftaya kalabilir. Liverpool'la Şampiyonlar Ligi finali oynayacağız. Fenerbahçe öne geçti. Göztepe Beşiktaş maçıyla devam ediyoruz. 2-0. Gosens. Ben buradayım diyor Gosens. Rize deplasmanı. Fenerbahçe 1 puan öne geçti yeniden. Kaybetmeye tahammül yok. 3-0. Gosens hat-trick yaptı. Gosens şu an ne oynuyor adam? Fenerbahçe'nin kupa maçıyla ritmini bozmamız lazım son hafta öncesinde. Bence yapılabilir. Geçen sene benzeri yaşandı. 3-2 kaybettik. Bu olmadı. Ve bu arada Fenerbahçe puan kaybetmiş zaten. Gerek kalmadı kupaya. Denizli'yi yenersek şampiyonuz. Fenerbahçe yendi bu arada 96. Beşiktaş Denizli. Kendi evimizde. Şampiyon Beşiktaş 3-1. Yine son haftalarda kazanan taraf biz olduk. Kupada da Göztepe finali varmış.
Şampiyonlar Ligi finaline gidiyoruz. Beşiktaş Liverpool. Bilindik sistemle oynayacağız bugün. Sürprize yer yok. Ya Rozier ve Rıdvan'ın net 99 hızlanması var. Final Immobile ile başladı. Bu pozisyonları sever açık alanda Rıdvan. Rıdvan çekti. Rıdvan müthiş pas. Pasic vuruş geldi. Alisson. Boşta kalan top Okafor. Robertson'ı geçti gidiyor. Rozier. O bırakmadı. O da bırakmadı. Rozier çekti. İyi pas. Orkun. Şimdi Valentin. Rozier out. Ya golü yemek için direndik. Rıdvan 3 kere pas hatası yaptı. 3 kere. Okafor. Okafor. Kaçan. Hasic boşta kaldı Immobile. 1-1. Hemen karşılık verdik. Immobile. Immobile orada kaçan. Aydın Hasic. Haydi çocuğum. Haydi çocuğum. Aydın Hasic. Gitti. Verdi pası. Okafor. 2-1. Rıdvan Yılmaz bir uzun top gönderdi ve maç da bitti. Beşiktaş 2, Liverpool 1. İşte kaptan geldi. 5 yılın sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Beşiktaş. Ve son olarak bir kupa maçı kaldı Göztepe ile. O maçı da simüle edeceğim. Ve sonuç Gosens ve Immobile şampiyon Beşiktaş. Yine inanılmaz birlikte yarış 97'ye 96 tamamlandı. Bütün listeyi şöyle göstereyim sizlere. Kadroya gelelim. Asıl önemli nokta artı 3 Ersin. Artı 3 Ümit Yılmaz. Artı 5 Rıdvan Yılmaz. Artı 7 Igor Ribeiro. Müthiş gelişti. Ama o fırsatı ona verdik mi? Evet verdik. Seneye de 80'i görürmüş aslında. Artı 2'ler var. Artı 3 Orkun Kökçü gelişti. Artı 4 Hugo Xavier. Hasic 84 oldu. Okafor 91. Ve Osman Gürcebey 72 olmuş. İnanılmaz bir forvet olacak Osman. Takımın bu sene en iyisi Okafor'du. Immobile de iyi oynadı aslında. Orkun da, Gosens de, Asiş de çift tanelere ulaştılar. Dorukhan defansif orta sahadan yapabileceğini yaptı. Oğuzhan etkili oynadı. 22 maçta 5 gol 3 asist. Rozier 8 asist. Rıdvan 4 gol 4 asist. Şöyle hepsini geçeyim tek tek. Finali bu şekilde yapmış olduk. Okafor 145-500'de en değerli futbolcu. Bir şeyi merak ediyorum. Rıdvan 94 hızlanmaymış. Ama biraz da boyu kısa ya. İnanılmaz iğme alıyor. Rozier kaç hızlanmada? 96. Sağ bek sol bek inanılmaz oynadı zaten bu sene. Son olarak da ligde gol kralı Ali Yavuzkol. Okafor 2. Asist kralı Okafor. Gol yenmeyen maç sayısında Altay 1. Ersin 2. Ve böylelikle Beşiktaş kariyerinin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.